zamanımız yettiğince, ama öncesinde Alaaddin Yatırım'a dönüyoruz her sabah olduğu üzere. Karşımızda araştırma müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey, neler bekler yeni günde acaba, piyasaları ne dersiniz? Günaydın, yayınlar diliyorum. Evet, yani hafta başı itibariyle pazartesi salı günü piyasalara baktığımızda küresel boyutta riskli varlıklardan çıkış eğiliminin oluştuğunu açıkçası görebiliyoruz. Yani endeksler tarafında hem Amerika'da hem Avrupa tarafında hem de Asya tarafında satışlar var. Yani uzunca bir süredir aslında yükseliş eğilimi devam ediyor endekslerde. Özellikle Amerika'da arka arkaya devam eden alışlardan sonra, yükselişlerden sonra arka arkaya 2 gündür düşüşlerin oluştuğunu gözlüyoruz. Yani Avrupa tarafına da bu yansıyor. Asya'da da başladığım gibi görebiliyoruz. Peki neden böyle oluyor diyecek olursak da açıkçası yine aslında karşımızda duran, uzunca bir süredir gündemimizde devam eden ve uzunca bir süre daha gündemimizde kalmaya herhalde devam edecek olan koronavirüs kaynaklı gelişmeler herhalde ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Yani burada yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte aşılamalar yoğun bir şekilde devam ediyor olsa da vaka sayılarında gözlenen artışların yeniden endişeleri arttırdığı bir ortama şu anda yeniden girmiş gibi gözüküyor piyasaların fiyatlamasına baktığımızda. Yeniden kapanma ve kısıtlama gibi tedbirlerin gündeme gelmesi, seyahat uyarılarının yapılıyor olması ki turizm sezonu artık gitgide yaklaşırken bu haberlerin gelmesi tabii ki can sıkıcı bir boyuta geliyor. O yüzden bu sektörleri ilgilendiren hisselerde de özellikle satışların meydana geldiğini açısı görüyoruz. Yani bu bağlamda da son bu geçen 2 gün içerisinde baktığımızda riskli varlıklardan bir miktar çıkışla birlikte güvenli varlıklar tarafına doğru bir miktar geçişin olduğunu gördük. Yani bu bağlamda yine baktığımızda 10 yıllık faizlerde Amerika'da yeniden bir alım tarafına geçildiğini görüyoruz ki faizlerde yeniden 1.56'ya doğru bir geri çekilme meydana geldi. Bunun da özellikle ons altın tarafında bir yukarı yönlü hareket yarattığını herhalde söylemek lazım. O taraftan gidecek olursak ya 1680-90 civarından başlayan yukarı yönlü harekette ons altının bu son gelişmeler eşliğinde bir miktar daha talep gördüğünü şu anda görüyoruz ki 100 günlük üstel hareketli ortalama bizim takip ettiğimiz 1788 civarına bir yakınlaşma olduğunda bu noktada görüyoruz ki bu gelişmeler bu şekilde sürmeye devam edecek olursa da bu hareketli ortalamanın üzerinde 1800 dolarlık hareketin de herhalde görülebileceğini önümüzdeki günlerde de bahsedebiliriz eğer gelişmeler bu şekilde ilerlerse. Veri akışı bakımından da haftanın iki işlem günde sakin bir seyir izlendi. Bugün de yine veri akışı açısından sakin bir gün bizi bekliyor. O açıdan piyasanın geneli riskli varlıklar üzerinde bu gelişme çerçevesinde şekillenecektir diye açıkçası söylemek lazım. Yani biraz tabii yüksek seviyelerden gelen kar satışlarını da bu bağlamda herhalde değerlendirildiğini yorumlayabiliriz. İçeriye baktığımızda endeks tarafında da hafta başından itibaren yani moralin çok yüksek olduğunu söylemek zor. İçeride bir hikaye eksikliği zaten yukarı hareketi destekleyecek boyutta olmadığı için aynı zamanda yine vaka sayılarında bizim ülkemizde de 60 binli seviyeler üzerinde seyretmemizden kaynaklı olarak bir moral bozukluğu tabii ki orada da bizi etkiliyor. 100 endeks tarafında %2'lik bir düşüş var pazar salı itibariyle fakat ana endeks dışı hisseleri oluşturan X-TUM-Y diye kodlanan endekste %7'ye varan bir düşüş var. Orası önemli bir boyutta şu anda. O yüzden de endeks tarafında düşük işlem hacimleriyle aşağı yönlü seyrin devam ettiğini küresel anlamdaki risk iştahıdaki düşüşle birlikte bakıldığında gözlüyoruz. O açıdan bakarsak da bugün Viyop tarafı şu aşamalarda, şu dakikalarda negatif tarafta hareket ediyor ve yurt dışına baktığımızda da Asya piyasaları yine satıcılı, Avrupa vadeleri pozitif tarafta hareket etmekteydi fakat Amerikan vadelerinde yatay satıcılı bir hareket var. Yani endeks tarafında belki bir tepki alımlarıyla güne başlama ihtimali belki olabilir ama açıkçası yukarı yön için özellikle 1395 ile 1400 seviyesi üzerine bir tutunma aramamız gerekecek yukarı hareket için. Bunu görmek için de biraz daha önümüzdeki günlerde bunu destekleyecek beklentiden oluşması lazım. Bunun eksikliği o yüzden endeks tarafında baskıyı biraz daha devam ettirebilir. O açıdan 1350 ile 1340 bölgesini aşağıda destek olarak izlemeyi sürdüreceğiz. Kur tarafına baktığımızda orası çok fazla hareket etmedi son zamanlarda. Belli bir bant aralığındaki hareketini sürdürüyor. 8.22 yukarıda aşağıda 8.03 bu bant aralığında bir hareket var. Dolar endeksi tarafı destekledi bir süredir. Dün biraz tepki geldi fakat oradan kaynaklı biraz 8.11'in üzerinde bir hareket etme eğilimi oluştu. Fakat endeks dolar TL tarafında 8.15'e 8.20 üzerine geçilmeden de şimdilik çok fazla yukarı hareket beklentimiz o tarafta yok. Biraz daha sakin seyir kur tarafında açısı beklemeyi sürdüreceğiz. Fakat 8.03 üzerinde de tutunmanın sürmesinde açısı bekliyoruz diyerek sözü tekrardan size vereyim. Barış Ürkün, Alaaddin Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü, çok teşekkür ederiz yayınımıza değerli katkılarınız için. Bize dönelim istersen.